Hanımefendiler ve efendiler, Zuhal Topal'la Yemekteyiz de 75 bin lira ödülün sahibine kavuşmasına bir gün kala heyecan yine dorukta. Bugün masalardaki enerjisi ve yorumlarıyla dikkat çeken aslen ordulu yarışmacımız Hakan'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Bu ne enerji Hakan'cığım? Vallahi çok enerjik geldik Gürbüz. Bomba gibi hazırız. Berk ve Aybike ile birlikte geldim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya sen hala kalkamadın sanırım. Kalktım Gürbüz. Niye sana öyle geldi? Baksana pijamayla gelmişsin. Sana öyle gelmiş Gürbüz. Yine şakacılığın üstünde bugün. Ya Berk'cığım sen söyle lütfen. Pijama takımı gibi görünmüyor mu? Ben de aynı şeyi söylemiştim ilk aldığı zaman. Pijamaya benzetmiştim ama ısrarla pijama olmadı. Vizyon sahibi insan farklı oluyor. Vizyon sahibi arkadaşımızın adı neydi? Aybike benim çocukluk arkadaşı. Evet. Ünye'den tanışıyoruz. İstanbul'da yaşıyor zaten kendisi de. Bugün desteklemeye geldik. Yalnız vizyonunuzu bozmayacaksa şu gözlükleri çıkartın da yüzünüzü görelim gençler. Yani herhalde işimiz o Gürbüzcüğüm. İşimiz bu derken ne iş yapıyordun? Ben reklamcıyım Gürbüz. Bir ajansta sosyal medya ve dijital projeler ağırlıklı bir ajanstayım. Brand supervisor'lık yapıyorum ajansta. Bu sektördeyim. Kaç yıldır bu iştesin? 2015'ten bu yana bu sektördeyim. Vay 8 yıl uzun bir zaman. Peki ya sizler? Özel bir şirkette insan kaynakları departmanında çalışıyorum. 4 yıllığım daha yeni başlarında sayılırım. İş başvurusu yapsam beni alır mıydın? Yani bu dille alınabilir. İkna olurum muhtemelen. Peki ya sen Berk'cim? Ben de özel bir kozmetik şirketinde görsel tasarım uzmanlığı yapıyorum. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Aslen İzmirliyim. Bakıyorum arkan sağlam Hakan'cığım. Arkadaşlarını alıp gelmekle iyi etmişsin. Vallahi bugün desteğe çok ihtiyacım. Ne olacak? Yani bilmiyorum Gürbüz, ben kendime güveniyorum açıkçası. Birazcık senden yana bir tırsıyorum ama bilmiyorum ya, birbirimize destek oluruz gibi. Ya benden niye korkuyorsun? Vallahi bilmiyorum, eli ayağı dolaştırıyorsun diye söylüyorlar. Artık dedikodu mu gerçek mi bakacağız. Yemeklerle aran nasıl? Yemeklerle aram iyi. Evde gerçekten böyle yalnız yaşıyorum zaten. 2015'ten bu yana buradayım. O yüzden mutfakla gayet de haşır neşir olduk. Yemekler yapıyorum. Arkadaşlarımı ağırlamayı çok severim zaten. Ay Bikecim, Hakan'ı çocukluğundan beri tanıyorsun. Yemeklerle arası hep böyle iyi miydi? 2015'ten beri. Yalnız yaşamaya başladığından beri mecbur kalınca herhalde. O ya bıktım çözdü. Çünkü dışarıdan ama yemekten. Ama çok güzel yemek yapar. Evet. Bugün de göreceksiniz. Ya yorumlara ve puanlara bakınca çok güzel yemek yapmak çok da umurlarında mı sence? Ya Gürbüz şöyle bir durum var, asla umurlarında değil. Gerçekten bazıları çok hakkaniyetsiz puan veriyor. Dün de bunun örneğini gördük zaten. O yüzden hani dünkü masada çok böyle dörtlük beşlik de bir masa değildi açıkçası. Ama bakalım bana karşı nasıl davranacaklar. Ama dün masa fena karıştı. Ama dün akşam masa karıştı. Özlem Meri dedi ki ben seni şampiyon yapmayacağım. Bırak birbirlerini yesinler, umarım bana yarar budur. Yalnız Özlem'le kimin arası iyi acaba? Ya öyle bir dedikodu çıktı ama ben Özlem'i dışarıda gerçekten tanımam etmem. O yüzden de öyle bir dedikoduyu da asla şey yapmıyorum. Bugün sana 10 verir mi dersin? Güzel yaparsan verir. Şampiyon belli. Bence Hakan'ın hakkaniyetini bugün anlayacaklardır. Yemeklerini de güzel yaparsa onlar istediği gibi konuşabilir, istediğini düşünebilirler. Aynen öyle. Bir de sivri dilini anlayacaklar bence. Evet, onu anlattılar zaten, onu anlattılar. Kendi gününde görecekler seni. Yani evet, ben misafirperverimdir ama damarıma da basarlarsa vallahi masadan kovarım, kusura bakmasınlar. İddialı mısın? Gürbüz oldukça iddialıyım çünkü gerçekten bu işin en iyisiyim, hızlıyım, el lezzetim tam yerinde. Diğerleri yüksekten uçmaya devam etsinler, bugün gerçeklerle karşılaşacaklar. Bugün yarışmacılar tek bir gerçeklikle karşılaşacaklar. O da benim şampiyonluğumla. Haftanın şampiyonu belli. İkinci kim? Bravo! Bravo! Vallahi menünü çok merak ettim. Hadi bana menünü say lütfen. Gürbüz sebze çorbasıyla giriş yapıyorum. Ara sıcağımda çok güzel bir ıspanaklı patates karnıyarık var. Yanında da... Pardon? Ispanaklı patates karnıyarık. Çok güzel, çok lezzetli. Berk çok sever hatta. Aşırı güzel yapıyor. İddialı yani. Çok iddialı. Yanında da domates konfit meze veriyorum. Ana yemeğimde beef stroganoff var. Yanında basmati pilav var. Narlı yeşil salatam var. Tatlı olarak da pişmeyen cheesecake'im var. Bravo! Daha ne olsun? Daha ne yapayım? Gerçekten daha ne yapayım? Daha ne yapacak? Yalnız o cheesecake pişse daha iyi olmaz mıydı? Bu pişmeyen Gürbüz de gerçekten çok lezzetli. Sana da yaptırdıktan sonra bir tattırırım. Sen de oldukça beğenirsin bence. Ben daha önce zaten tatmıştım ama bakalım sen lezzetli yapabilecek misin? Yapacağım, hiç şüphen olmasın. Peki markete gitmeye hazır mısın? Hazırım. Vallahi pijaman rahat görünüyor. Böyle giderim istersen. Hadi gönlün olsun, pijamayla gideceğim markete. Pijamayla mı gidiyorsun? Evet. Gidiyor muyuz? Gidiyorum Gürbüz. O zaman fırla fırla. Görüşürüz.
menüsünü basit buldum. Benim menüm ona göre daha zordu. Uğraştırıcı şeyler, malzemeler vardı. Birinciliği alır mı bilmiyorum ama menüsü çok basit. Menüsünü genel olarak zorluk açısından bana rakip bir menü olarak görmüyorum. Ama lezzetli bir menü çıkarmak önemli olan. Lezzetli olursa neden olmasın? Menüsünde bence çok fazla uyum yok. Ama işlem açısından biraz ağır bir menü. Ama başarabilir mi? O da tartışmaya açık. Emek puanı benden kesinlikle bu menüde alacağını zannetmiyorum. Ürünleri tek tek değerlendireceğim. Gene de haksızlık yapmayacağım. Hak ettiği puanı vereceğim. Ama tabii kendisinin de istediği gibi sadece lezzetlerine bakacağım. Emeğine, emeğini görmediğim için emeğine puan vermeyeceğim. Ve işte marketteyiz. Selamlar. Bu ne hız Hakan'cığım? Gel bakalım. Şimdi neyle başlıyoruz? Vallahi Gürbüzik Manar Reyonu ile başlayalım. Hepsinden bir hızlı hızlı alacağım şimdi. Bazıları çünkü az az kullanacağım. O yüzden çok da almaya gerek yok. Bunun içinden hemen iki taneyi aldım. O aldığın nedir? Kapya biber alıyorum sebze çorbası için. Bir tane kabak alacağım. Senin kollarında dövme mi var? Evet. Nedir o tam olarak? Bu karanfil üstüne bir fırçaydı. Aslında devamı gelecekti ama bir rahatsızlık geçirdim. Geçmiş olsun. O yüzden devamı gelmedi. Hayırdır, nasıl bir rahatsızlık? Rahatsızlığı bir kafatasında bir kemik tümörü çıktı Gürbüz. Kimin? Benim. Ne diyorsun? Çok geçmiş olsun Hakan'cığım. Peki şimdi nasılsın? İyiyim ya, çok iyiyim. İlaç tedavim devam ediyor. Doktorum çok iyiydi zaten. O yüzden gayet de başarılı şeyler oldu. İlaç tedavisi işe yaradı yani. Evet, sonrasında ilaçla böyle küçüldü. Ama şu anda gayet iyiyim. Narlı yeşil salata için yeşilliklerini de alıyor hemen yarışmacımız. Nevin abla da geldi. Yarışmacımızın tarzını nasıl buldun Nevin abla? Hakan'ın tarzını iyi buldum da ama herhalde uyanamamış herhalde. Geç kalmış. Gürbüz seni doldurmuş anlaşılan. Hayır, Nevin ablacığım. Hayır, pijamalarından gelmişim değil. Pijama değil bu, değil. Ya ben niye doldurayım? Gel Nevin abla, yakından bak Allah aşkına. Pijama mı değil mi? Resmen pijama oğlum. Tarz mı değil mi Nevin abla, sen onu söyle. Tamam, tarz yapmışım da. Tamam Nevin ablam, bitti. Benim beklediğim laf bu. Ha, tarz ama pijamayla gelmiş. Ya Nevin ablacığım, bu pijamanın nesi tarz sende? Şort giymiş ya, tarz olmuş işte. Şortlu pijama. Daha sen nerelisin? Ben Bartın'ım. Ha, Karadeniz. Sarımsağı da aldık. Ne arıyorsun? Ne arıyorum? Şu anda çok kafam karıştı Gürbüz. Yandınız. Nevin abla bana yardım et. Edeceğim. Maydanoz aldım, savuç. Buraya aldım ya ama. Ya emin misin? Eminim. Nevin abla çok teşekkür ederim. Şimdi dur. Dur Gürbüz, geldim. Ay! Ne oldu, ne arıyorsun? Nişasta nerede? Yahu nişastanın orada işi ne? Gel bu tarafa. Nevin ablanın yardımıyla eksiklerini tamamlamaya çalışıyor yarışmacımız. Eyvah! 10 dakikam bitti bile. Saçmalama. Biber... Tatlı mı, acı mı? Tatlı. Ay, nerede bu tatlı biber salçası? Nerede Nevin abla? Tatlı dur, biber ha. Salçası diyor, sen de. Yağını ve içeceklerini de alan yarışmacımız pişmeyen cheesecake'in çikolatasını da alıp jet hızıyla et siparişini veriyor hemen. Abi beef stroganoff yapacağım. Dana bonfile istiyorum, 650-700 gram olabilir. Jülyen kesilmiş, sinirlerini vesaire bir şeyini alırsan güzelce... Anladın diye düşünüyorum. Hiç anlamadım. Hakan abi, ben de Hakan. Dana bonfile. Aa, Hakan sen misin? He. 700 gram ya. Olacak. Jülyen kesilmiş. Sinirlerini al güzelce, ben sana güveniyorum. Ya Hakan ustam, ben anlamadım. Sen anladın mı? Ne oldu? Anlamadım ki ben. Gel Hakan'cığım. Hakan ustamız çok tecrübeli bir kasap. Sen ustamıza ne yapacağını anlatırsan o sana yardımcı olacak. Beef stroganoff yapacağım. Bitti. Bu kadar. Sende, olay sende. Bu kadar. Beni mahcup etme, güzel pişti. Gramını söyle sadece. 700 gram olsun. 700 gram. Evet. Hadi alışverişe devam edelim. Hakan Bey yemeklerini bence güzel savunacağını düşünüyorum. Çünkü başkasının bile, Enes Bey'in gününde bile Enes Bey'in yemeğini savunmuştu. Enes Bey kendisi savunamamıştı. Yani eğer gerçekten güzel ve yerinde yaptıysa kendisinin yemeklerini savunabileceğini düşünüyorum. Hakan Bey'in yemekten çok anladığını düşünmüyorum açıkçası. Çok iyi bir menüyle, çok iyi yapılmış bir yemekle karşıma çıkarsa da şaşırırım. Yani takdir de ederim bu arada. Baharatların ardından tavuk etini de alıyor hemen yarışmacımız. Nevin abla yine imdadına yetişti. Söyle Hakan'cığım, ne lazım? Aa, yulaflı bisküvi ve hardalı senden bekliyorum. Yulaf, işte bisküvi, hardal. Bitti herhalde. Frambuaz dolmuş ürünler. Eyvah! Koş. Dondurulmuş frambuaz tamam. Hardalı da aldık. Hadi koş, eti de al hemen. Ay, son bir dakika. Frambuaz aldık, beyaz koltuğumu aldım. Hardalım geldi, narekşim geldi. Karabiber, tuz, pul biber, zeytinyağı, sıvı yağ.
Pırasa, soğan, sarımsak, patates, maydanoz. Evet. Ha ben atmak zorunda mıyım? Çabuk Hakan, çabuk. Eyvahlar olsun. Kasadayım ya. Vallahi patlayacaksın. Hızla ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ödemesini yaparak alışverişini tamamlıyor. Borcum ne kadar? 2335 lira. Süper. Şöyle vereyim. Hadi torbaları al da gidelim. Şöyle alıyorum. Görüşürüz. Çok teşekkürler.